Steteskopun kan basıncını belirlemedeki rolünü öğrenin. Günümüzde hala kullanılan Doktor Korotkov'un kan basıncını belirlemek için steteskopu nasıl akıllıca kullandığını öğrenin. Steteskopun kan basıncını belirlemedeki rolünü öğrenin. Burada 100 yıl önce yaşamış olan ünlü Rus Doktor Korotkov'un resmini görüyorsunuz. Doktor Korotkov'un aklına bir gün bir fikir geldi. Bu fikir hala çoğumuzu etkilemekte. Doktor 1905 yılında steteskopla kan basıncını nasıl dinleyebileceğini, nasıl ölçebileceğini düşünmeye başladı. Buraya bir deri çiziyorum ki örnekler rahatlıkla görülebilsin. Doktorun ilk yaptığı şey öksürük oldu. Kan basıncı öksürüğü bu öksürük derinin iç kısmındaki damarlara büyük bir baskı uygular. Örnek üstünde gösterelim bunu. 200 mm civa diyelim bu basınca. Ve doktorun hastası ben olayım. Benim damarlarım üzerinde çalışsın. Benim kan basıncım 115 sistolik. Ve 75 diastolik. Eğer dışarıdan damarlarıma 200 milimetre baskı uygulanırsa ne olur? İlk olarak üstteki damar böyle kalamaz değil mi? Bu damar çöker, çöker ve bu hale gelir. Kan basıncı da önce böyle gelir. Ancak hop çıkmaz sokak der ve geri döner. Bu durumu steteskopla dinlerseniz sessizlikten başka bir şey duyamazsınız. Buraya da duruma uygun olarak sessizlik yazıyorum. Çünkü bu aşamada herhangi bir kan dolaşımı söz konusu değil. Damarlar çöktü çünkü. Doktor Korotkov bu durumu da düşündü ve bambaşka bir şey yaptı. Bakın. Bakın buraya damarları çiziyorum. Ve buradakini biraz açık bırakıyorum. Çünkü doktor burada 200 mm yerine 115 mm baskı uygulayacak. Bu rakam aynı zamanda benim sistolik kan basıncım. Yani sistolik kan basıncımla aynı oranda. Aynı zamanda da doktor stetoskopuyla damarlarımı dinliyor. Çok kısa bir sürede olsa damarlarım arasındaki basınç 115'e ulaştı. Onu da şöyle gösteriyorum. Evet. Kan buradan girip az da olsa buradan çıkıyor. Sonuç olarak da nabız veya dürtü meydana geliyor. Damarlar çok az açıldığı için kan o küçük aralıktan geçebiliyor ve böylece ufak da olsa kan orada bir türbülansa neden oluyor. Bu aslında oradan geçen kanın yavaşça değil, sert bir şekilde geçtiği anlamına geliyor kanın bu hızı ve kabalığı ses dalgaları oluşturuyor ve işte doktor steteskopla bu sesleri duyuyor nabzı duyduğumuzda aslında sesler duyarız bu sesler bize ilk duyduğumuzda gürültü gibi gelir buraya gürültü yazıyorum bunun anlamı da türbülanslı akış Doktor Korotkov'un bunu gözlemleyip bulması oldukça önemli bir durum. Doktor Korotkov sessizlikten gürültüye geçtiğimizde kişinin sistolik kan basıncını duyduğumuzu ortaya çıkartmıştır. Sonra bir adım daha ileri gitmiştir. Eğer dışarıdan gelen basıncı daha da azaltırsam ne olur diye düşünmüştür. Baskıyı 115'ten 75'e düşürüyor. Önceki örneklerdeki gibi doktor bu durumu steteskopla dinliyor. Baskıyı düşürmesi sonunda kanın oldukça sakin aktığını duyuyor. Bu sakin akışa laminer akış veya düzgün akış diyoruz. Bu türbülanslı akışın tam tersi aslında. Laminer akışta az önce bahsettiğim sert bir akış söz konusu değil. Bunun sonucunda da sessizlik meydana geliyor. Tekrar sessizliğe geri dönüyoruz. İlk önceki durumda sessizliğin sebebi hiç kan akışının olmamasıydı. Oradaki basınç 200 milimetreydi ve bu oran 75 milimetreye düşürüldü. Ve hala bir sessizlik var. O yüzden de steteskoptan duyulmuyor. Yani şimdi de gürültülü durumdan sessizliğe geçiyoruz. Ve böylece kişinin diastolik kan basıncını ölçüyoruz. Artık ne zaman doktora gitsek ve kan basıncımıza bakılsa, aklımıza doktor Korotkov ve onun bu müthiş keşfi gelecek. Ve biz bu durumun onun sayesinde olduğunu düşüneceğiz.''